Yeniden merhaba, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Kalıcı oje yapacağım kendi kendime evde. Bunun için de Mara Kozmetik'in kalıcı oje setini sipariş verdim. Geldi, şimdi bunun kutusunu açacağım. Kutusunu inceleyeceğim. İçinden çıkan ürünleri inceleyeceğim. Daha sonra da işte neler yapmam gerektiğini de öğrendikten sonra tırnaklarıma bunu uygulayacağım. Şimdi kutuyu açıyorum. Koliden şu şekilde set halinde böyle çıkıyor. Şöyle göstereyim. Koliyi de bir kenara alayım. Şimdi bunun içinde anladığım kadarıyla oje çıkarıcı mendiller var. Şurada o şekilde yazıyor. Onun dışında ben 04 rengin seçtim. Light cream diye geçiyor. Biraz nude'umsu bir renk. Sürekli kullanabileceğim bir renk olduğu için sonuçta kalıcı olacak. Bu rengi tercih ettim. Onu uygulayacağım. Bir kalem çıkıyor şurada. Bir de işte kurutucu makinesi var. Ayrı bir adı varsa bilmiyorum. Kutunun üstündeki yazıları birazcık incelemek istiyorum. Yan tarafta diyor ki salonu evinize taşıyın. Baz cila ve üst cila gerektirmez. Uzun süre kalıcıdır. Taşınabilir setinizde, evinizde, ofisinizde profesyonel uygulamalar yapabilirsiniz. El ve ayak tırnaklarınız için uygundur. Bir kalemle ortalama 8 ve 10 uygulama yapabilirsiniz diyor. Ayrıca UV LED cihazı 1 yıl garantilidir diyor. Yani şu kurutucu olan cihaz. Daha sonra bakalım. Evet, şurada birkaç uygulamayla ilgili bir şeyler söylemişler. İçinden Mara kalıcı oje kalemi çıkıyor. UV LED cihazı çıkıyor. Oje çıkarıcı mendil çıkıyor ve torpi çıkıyormuş. Torpi burada görmemiştim. Arkasına yazdığına göre sadece birinci aşamı sür, ikinci aşamı kurut, üçüncü aşamada da hazırsın yazıyor. Ekstra bir bilgi geçmemişler. Şimdi ben de hiç açmadım. Kutuyu sizlerle birlikte açıp içine de bakalım. Evet, burada daha detaylı bir şeyler yazıyor. Onlara bakacağım şimdi. Şu cihazı çıkarıyorum. Kurutucuyu. Şu şekilde. Burada şeye takacağız bunu sanırım. Normal bir adaptöre takacağız. Direktman fiş halinde değil. Burada işte UV ışıkları var. Bu şekilde kurutacak. Üzerinde de saniyeleri var. 60 saniye, 90 saniye ve 120 saniye olarak 3 aşaması var. 3 ayarı var. Buradan oje çıkarıcı mendiller çıkıyor. Şu şekilde 10 adet yazıyor. Onun dışında da 1 adet nereden çıkıyormuş? Buradan. Şu şekilde kalem var. Bununla da uygulamayı yapacağız. Onun dışında şu an törpü çıkmadı sanırım. Törpü görmüyorum. Bir kutuyu bırakayım. Belki şu minik kutunun içindedir. Şuna bir bakalım. Yok, bunun içinde de yok. Bunlar sadece çıkarıcı mendiller. İçinden yazdığı gibi bir törpü çıkmıyor. Bakalım uygulama adımlarını okuyarak devam ediyorum. Diyor ki tırnaklarınızın yüzeyini matlaşana kadar törpüleyiniz. Tırnak yüzeyindeki yağı törpülemeyiniz. Ojenin kalıcılığının artmasını sağlar. Pürsüz bir bitiş için tırnak yüzeyindeki tozları setin içerisindeki Mara kalıcı oje çıkarıcı mendille temizleyin. Kalemi ilk kullanımda kalıcı oje hazneye dolu fırçaya gelene kadar çevirmeye devam edin. Yaklaşık 1 dakika içinde boya fırçaya gelecektir diyor. Onun dışında ojenin kütüküllere taşmasını önlemek için Mara oje sürme bandını uygulayın diyor. Bu setten böyle bir şey çıkmadı. Ben daha önce bilmediğim için almadım. Yani bu dediği şey şu. Tırnağınızı şu yan et kısımlarına hani taşmaması için bir şey sürün gibi bir şey diyor. Öyle bir şey varmış. Onun dışında sürme şekillerini göstermiş. Daha sonra da bakalım. Diyor ki cihazın üzerindeki zamanlayıcı butonları kullanarak 90 saniye ya da 120 saniye kurutsun. Aynı işlemi ikinci kat içinde tekrarlayın. Gerekirse üçüncü katı da uygulayabilirsiniz diyor. Daha sonra da bakalım. 9-15 gün aralığında çıkıyormuş tırnaktan. Kalıcılığı bu kadar o şekilde söylüyor. Ve ojenin çıkışıyla ilgili, çıkarımıyla ilgili bir şeyler söylemişler. Onda da oje çıkarıcı mendili parmağınıza yerleştirin 10 dakika bekletsin diyor. Daha sonra da işte eğer kalıntı olursa törpüyle temizleyin diyor. Neyse bakalım şimdi deneyeceğiz. Yazanları okumam birazcık sıkıcı olmuş olabilir.
Ama benim de çok bir fikrim yoktu nasıl yapacağımla alakalı. O yüzden okumam gerekiyordu. Ben hemen şimdi şunu takmak için bir adaptör alıyorum. Daha sonra da kameramı masaya çevirip burada yapmaya başlıyorum. Benim şu anda tırnaklarımda tırnağımın kırılmasını önlemek için sürdüğüm şeffaf bir oje vardı. Öncelikle onu çıkaracağım. Çünkü bu oje şu an kalıcı olacağı için bir tırnak bakımı daha yapmam gerekiyor. Burayı hızlandırılmış bir şekilde geçerim. Tırnak etlerimi alacağım. Daha sonradan uygulamaya başlayacağım. Geldim. Şimdi hem yine tırnağımın kırılmasını önlemek için hem de tırnağımın üstünde, ojenin de altında bir tabaka olsun. Kalıcı oje tırnağıma hasar vermesin diye bu her zaman kullandım. Biolis'in koruyucusunu süreceğim, ojesini süreceğim. Bunun üzerine de kalıcı ojeyi uygulayacağız. Şimdi burayı da hemencecik hızlandırıp şimdi gereksiz her şeyi ortadan kaldırdım. Böyle ben oje sürerken elimi bir yere sabitleyip sürmem daha kolay oluyor, daha kolayıma geliyor. O yüzden şu masadan ziyade biraz daha şu kutunun üzerinde süreceğim. Açıyı da ona göre ayarladım. Birazcık daha rahat görebilirsiniz şu şekilde sürerken ben. Ojeyi açıyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Şuradan açılacak. Bu şekilde çok minnoş bir fırçası var aslında. Yumuşak bayağı fırçası. Alt taraftan çevirerek çıkmasını bekleyeceğim. Daha sonra da kurutucuma tutacağım. Şu anda tam görmüyorsunuz. Ondan sonra yine ayarlarım. Şimdi çıkana kadar ojeyi çevirmeye başlıyorum. Evet, oje 1 dakika içerisinde gelecek yazıyordu. Şu an tam net görmüyor olabilirsiniz ama oje geldi. Ben de hemen sürmeye başlıyorum. Gayet kolay sürmüş şu anda. Yorumlarda biraz zor sürüldüğünü falan okumuştum aslında. Ama gayet kolay sürdüm. Ojeyi sürdüm fakat çok minik yerlerinde böyle baloncuklar gibi şeyler oldu pıtır pıtır. İkinci katta belki düzelir anlamış değilim. Bu kapağını kapatacağım ucunda çünkü şu an oje var. Hemen bu elimi bir kurutacağım nasıl olduğuna bakacağız. Cihazım burada. Şu şekilde koyuyorum. 120 saniyelik ayarına basıyorum. Işıklar yanmaya başladı. Elim içinde 2 dakika bekletiyorum. Evet, şu anda 2 dakika doldu, ışığı söndü. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Çok net olmayabilir ama mesela şurada minik bir şey var böyle. Kabarcık oluştu. Ama böyle elleyerek bakmak istiyorum gerçekten kurudu mu diye. Evet, baya baya kurumuş. 2 dakika yeterli oldu. Şimdi hızlıca ikinci katı süreceğim. Daha sonraki tam sonucuna bakalım hep beraber. Tekrar açıyorum ojemi. Aşağıdan döndürüyorum.
Evet, ikinci katı da uyguladım. Şimdi size burada minik bir tüyo vermek istiyorum. Çünkü ilk katta bu hatayı yaptım. Şu taşan kısımlarını kurutma makinesi de tutmadan önce temizleyin mutlaka. Çünkü tamamıyla tırnağınızda ve elinizde kuruyor. İllaki taşırarak sürdüm ben de böyle. Hem size biraz daha iyi göstereyim diye açı ters geldi falan derken biraz taşırdım. Şimdi onları silip ondan sonra makineye tutacağım bu sefer. Elimden geldiğince temizlemeye çalıştım. Şimdi ojeyi tekrardan kapatıyorum. Ve makinemi bir 120 saniye daha tutuyorum. Şu an ikinci katı da kuruttum. Şöyle göstereceğim size. Birazcık tırnak etlerime doğru taşırarak sürdüm. Ama buralarda boşluk kalmasını sevmediğim için biraz aslında taşırmış bulundum. Ve kuruttuktan sonra dediğim gibi çıkmıyorlar. İlk katta böyle bir hata yaptım. Şimdi ikinci elimi birazcık daha hızlı yandırarak yapacağım. Bir de birazcık daha yakın çekmeye çalışacağım sizin için. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Çünkü ring light tam olarak böyle açıyı alamıyor şu anda. Koltuğa koyamıyorum boyu uzun olduğu için. Ayrıca bir tripod yok, kırmıştım. O yüzden birazcık çekmem zor oluyor yakından. Onu yaptıktan sonra tüm görüşlerimi sizlere aktaracağım. Şimdi iki tırnağıma da ikişer kat ojeden uyguladım. Şimdi yaparken yaptığım yanlışları veya nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili az çok size bir şeyler anlatacağım ve sonuçtan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle nasıl oldu tırnaklarım? Böyle oldu. Birazcık daha şöyle yakına alayım. Ben ojenin rengini beğendim. Kullanımını da gayet kolay buldum. Çünkü dediğim gibi yorumlarda birkaç tane şey yorumu gördüm. İşte normal oje şeklinde olsa daha kolay sürülürdü. Kalem şeklinde olduğu için çok fazla kolay sürülmüyor tarzı şeyler okudum. Ama zaten yaparken siz de gördünüz. Sürüm gayet kolaydı. Hiçbir şekilde zorlanmadım. Kurutmaya geleceğim. Ben iki katta da 120'şer saniye kuruttum. Hiçbir şekilde dokunduğumda herhangi bir kurumamışlık hissetmiyorum. Hatta tırnağımı o şekilde bastırdığımda bile sesi duyuyorsunuzdur. Hiçbir şekilde izi çıkmıyor. O açıdan kurutma makinesi gayet başarılı, öyle söyleyeyim. Onun dışında şimdi yapmamız gerekenler bir. Çok daha yakın olarak anlatacağım. Şu tırnak etinize kadar sürmeyin. Çünkü ilk başta ojeyi çıkardığınızda çok yüklü miktarda oje geliyor. Onu hızlıca tırnaklarınıza dağıtıp sonra düzgün bir şekilde sürün. Zaten bu havada hızlıca kuruyan bir şey değil. O yüzden böyle çok fazla geldiğinde hemen tırnaklarınıza dağıtın. Tek bir tırnağınıza yapmaya çalışırsanız kenarlarına taşıyor. Taşarsa ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamanız gerekiyor? Taştığı haliyle sakın kurutma makinesine sokmayın. Çünkü kuruduktan sonra asetonla falan çıkarmanız imkansız. Diyelim ki böyle bir şey yaptınız. Buna da böyle bir çözüm ürettim. Şu şekilde eğer tırnak et temizleyicileriniz varsa, bu şekilde bakım aletleriniz varsa bunun için gerekli ucu takaraktan, bunun içinde böyle 3 tane var, bir de şurada var bir tane şu anda takıldı. Toplamda 5 tane ucu var. Şu mesela daha uygun. Bunu çalıştırarak şöyle tırnak etlerinizi çektirip şu kısımlarını temizleyebilirsiniz. Canınızı da yakmayın tabii ki ama bu et kısımlarınız ancak bu şekilde temizlenir. Hiçbir şekilde asetonla falan çıkaramazsınız. Ve kalıcı bir şey, sonuçta gayet kötü duruyor taşık durduğu zaman. Onun için de ikinci elimi yaparken birazcık daha tedbirli davrandım. O yüzden bu daha iyi oldu aslında. Bir de size şey söylemek istiyorum. Eğer bunu ilk defa deneyecekseniz benim gibi siyah veya beyaz tarzı renkleri bence tercih etmeyin. Veya kırmızıyı tercih etmeyin. Hani beyaz belki bir derece ama siyah ve kırmızı ojede kusurları çok fazla gösterir. Ve ilk defa yapacağınız için biraz değişik durabilir. Şu an hani böyle iyi duruyorsa eğer, bilmiyorum tabii siz şu an iyi durduğunu düşünüyor musunuz? Mutlaka bana yorumlara yazın. Eğer iyi durduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bu ten rengime yakın bir renk olduğundan, hatta direktman oje ten rengi diye geçtiğinden aslında. O yüzden kusurları belli etmiyor. Gayet kullanışlı bir şey. Ben günden güne çıkacak mı ojeler, nasıl olacak, kaç gün dayanacak gibi şeyleri gözlemleyeceğim. Videoyu zaten sizlerle biraz daha bu yüzden geç paylaşmış olurum. Videonun açıklama kısmına mutlaka gün gün neler olduğunu, kaçıncı günde çıkmaya başladığını falan yazarım. Bu arada ben bu seti komple 90 liraya Trendyol'dan aldım. Size aşağıya linkini bırakacağım. Eğer dikkatini çeken olursa oradan inceleyebilir. Diğer renklerine de bakabilirsiniz. Zaten altında diğer renkler kısmında diğerleri de çıkıyor. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Benim şimdilik söyleyebileceklerim beğendiğim ve kolay sürdüğüm aslında.
Bakalım. Yorumlarımı gün geçtikçe sizlere ileteceğim. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm.